Soru varsa alayım ya. Yani maçta iyi söylenecek bir şey yok. İki tane duran top. İki tane duran top. Hakikaten yani o kadar basit gol yerseniz mağlubiyetiniz özellikle Süper Lig'de kaçınılmaz oluyor. Buyurun. Bülent. Şey. Bülent. Hocam artık sorulması gereken bazı şeyler var. Hı hı. 1.65'lik Jeyton barajda ne işi vardı? İkinci golde. Bu takımın frikikçisi kim? Hı hı. Uğur'la kalede birbirine giriyorlardı. Hı hı. Uğur 2-3 tane serbest kuruş vurdu. Nereye vurduğunu biz anlayamadık. Hı hı. Bu takımın serbest kuruşçusu hala mı belli değil kim olduğunu. Hı hı. İkincisi bu 1.65'lik Jeyton 2 metrelik forvetlerde Nerevanlardan daha fazla kafa topuna nasıl çıktı? Şöyle, Uğur ve şeyin Kalle'nin devamlı çalıştığımız ikisinden biri satıyordu. Ya yani ona öyle bir cevap vereyim. Ben de kızdım. Yani ön direğe geçirememesi. Ben de kızdım. Ondan sonra Jeliton öndeki baraj Jeliton'a verdik. İçeride bizim içerideki barajlarda Jeliton'a verdik. Ya bu yani bu konuda senin soruna bunu söyleyebilirim. Yani bilinçli bir tercih yani Jeliton'un orada. Jeliton yan toplarda özellikle dışarıdaki pozisyonlarda ön direk. Ya içeride kalabalık diye uzunları içeri aldık en ufak diye zaten barajı geçiyor zaten top. Barajı geçtiği için oraya koyduk. Onu ön direkte kullandık. Yani senin şimdi söylediklerinle maçı kaybetmemizin bunun alakası yok yani. İkinci gol direkt Jeliton'un üstünden aşağı. Ya üstünden de yani Kaletto gol oluyor ya. Ona söyle bana. Kaletto'dan gol oluyor da kabul edeyim. Yani oluyor da kabul edeyim. Yani ama şöyle söyleyeyim. Yani mesela oyunun geneline baktığınız zaman da net pozisyona giren bir Kayseri var. Yani bizim takımı öne çıkarma anlamında demiyorum. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Yani bir korner. Ya çok ucuz ya. Ya çok ucuz. Yani bu kadar ucuz olmaz bu iş. Yani diyeceksin ki hocam yani şunu bana sorabilirsin. Hocam niye şunu oynatmadın da diyemiyorsun. Onu de bana. Ya onu de bana. Ya o kornerleri kovalayacağına bana de ki niye bunu oynatmıyorsun de. Anlatabildim mi? Yani onu diyeceğine. Hocam niye bu oynamıyor de bana. Ona ben cevap vereyim sana. Yok diyemiyorum. Ya o kadar. Tabi. Mağlubiyeti ne oradaki baraja bağla. Ne de yan toplara bağla. De ki bana hocam bu adam niye oynamıyor de. Onu de bana. Onu de. Buyurun Musa. Personel bu. Evet. Gerisi yani 5 maç. Hı hı. Bugün akşam değişen bir düştü, zor, düşüyor, çıkması zor yorumlar yapılacak. Mesut Bakkal bu gece nasıl? Hiçbir yere gitmiyorum, ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu takımda hiçbir sorumluluğum yok benim. Önceden gel git diyorlardı, şimdi hiçbir yere gitmiyorum. Benden sonra diyelim ki ben gittim. Benden başka fazla başka bir hocaya burada 5'ten 6'da transfer yapılırsa buna sizin karşı gelmeniz lazım. Tamam mı? Ne yan topu hatamız var ne de frikte hatamız var. Ben hiçbir yere gitmiyorum arkadaş. Ha derler ki biz senin vecibelerini yerine getiriyoruz ayrı. Biz zaten sizi eleştirmiyoruz. Bilmiyorum hayır biliyorum. Yok yani, bu kadar. Ha daha iyi oynayabilir miyiz? Daha yürekten oynayabiliriz. Ben oyuncuma da söyledim. Daha da çırpınmamız lazım. Eğer buysak, yani buysa eğer, tamam kabul edelim. Ama ben Musa'nın sorusu, hiçbir yere gitmiyorum. Önceden hadi git diyorlar da gidiyor. Şimdi yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bu takımın, yani bu takımı geldiğimde ben bu takıma sahip çıkacağım. Yine de sahip çıkacağım. Batarsak da ben de batarım. Ne olacak yani? Ne olur? Ama ben gideyim, başkası gelsin, 5 tane ne oluyor? Şey mi yapacağız? Bypass mı yapacağız? Ha? Gençler Birliği böyle bir kulüp mü? Ortada bir gerçek varsa, eğer bozuksa bunu benden başka hiç kimse düzeltemez abi. Bu konuda. Yani sizden bir şey rica ediyorum. Biraz objektif, biraz bakın. Lütfen. Yani bu hani frikikler falan değil. Biraz bakın. Ki çok net biliyorsunuz ne demek istediğimi zaten. Çok net biliyorsunuz arkadaşlar. Şunu kabul ediyor muyuz? Transfer lazım mı? He? Bu kadar. Geldiğin takımın başına çıkmadan transfer lazım dedin. Transfer hocam, olmadı. O evet. Hocam hafta içi çok önemli mesajlar verdiniz. Hı hı. Sanki maçı anlatır gibi. Yani bir gayret, bir çaba da vardı. Bir kişilikli, bir kaliteli bir duruş istediğiniz ama kadro bu.
artık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çıkabileceği, edebileceği şeyler bu. Biraz önce de ifade ettiniz yani böyle teknik adam değişikliğiyle falan çözümler aramakla tutup bunu bir yere gelemeyeceğiz. Ben, bu benim dördüncü sefer gelişim Ali abi. Ben gemiyi terk etmem. Ben ne korkağım ne de kaçağım. Benim elimdeki mevcut kadro bu. Bunun sorumluluğunu bana yıkamazlar. Kimse de zaten böyle düşüncesi de yok. Böyle düşüncesi de yok. Ha der ki ben seni istemem, Vecibe'ni yeni getiriyorum. Ayrı. Ha, bana tebliğ eden de bir şey yok. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Burada ne hocalık bir şey var? Hiçbir şey yok. Hiç kim böyle hiç ya bu konuda ben arkaya bakmadan giden bir insanım. Herkes beni çok iyi tanıyor. Belki de çok büyük paralar bırakıp da gittim. Dördüncü sefer geldim ben Gençler Birliği'ne. Ama beni burada gönderemezler. Ben bu şekilde gitmem. Ben bu şekilde gitmem. Ben burada hocalığımı tartıştırmam. Ha başka birini getirir. Hiç o ayrıdır. Onu oturursun konuşursun. Ama hadi git gidiyor. O önceydi. İyi takım yapılıyordu. Git diyordu gidiyorduk. Başarısızlık. Ben buradan da terk etmem. Gençler böyle hemen terk edecek bir kulüp değil. Bunu benim ne demek istediğimi. Onun için yani Bülent'ciğim ne ön direk, ne arka direk, ne orta direk. Tamam mı? Önce bir direğe bulalım. Önce bir direğe bulalım. Kalan 5 maçı da bizim için değerlendirmişsiniz. Ya şu anda yapabileceğimiz en iyisini bu kadroyla yapmaya çalışacağız kardeşim. Bu kadar. Ben elimden geleni yapacağım. Onlar futbolcu da ortaya performansını koyacak. Hiç ne şekilde umutsuzum ne de efendime söyleyeyim yani böyle yok yorgunluktu, metaldi öyle bir şey yok. Ben şimdi ne yaptığımı bilen bir adamım. Hakikaten Mesut Bakkal da suç olmuş olsa 5 dakika durmam. Babam mezardan kalksa durmam ya. Ben de suç olsa. Buyurun. Son soru alalım. Hocam rakip teknik direktör 8 puanla ama dirençli bir takımla karşılaştık. Beklentilerin üzerinde bir gençler birliğiyle karşılaştıklarından bahsettik. Kritik bir haftaydı. Özellikle alt sıralardaki rakiplerin oynadığı bir haftaydı. Özellikle bu 5 hafta için mevcut kadro içinde bir teknik ve taktik değişiklik olabilir mi hocam? Olabilir ya. Ya alttan baksanız bu, üstten baksanız da bu. Yani Serdar sakat, Zeki sakat. Stoperlerin biri cezalı, birisi ayağı bileğe sakat. Genç bir şeyi oynattık. Mert'i oynattık. İyi oynadı. Devam etsin inşallah iyi oynar. Ya bu kadar. Bu kadar. Yani sizden bu şey biraz ya bak çok ne demek istedim çok iyi biliyorsunuz zaten. Aşağısında bir şey aramasına gerek yok. Benim gönlüm açık. Mesut Bakkal burada günah olsa ben 5 dakika Allah'ın kurtamaz. Baba mezarına çıksa durmam. Ama ben, hiçbir şekilde ben şimdi gitmem. Hiçbir yere gitmem. Hiç. Hiçbir yere gitmem ha. Transfer yapılacaksa bana yapmasın. Evet. 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 Buyurun. Son gün Mert'i kazandınız hocam. Bu önemliydi. Bir Ahmet Çalık'ın ilk Gençler Birliği forması giydiği gün hatırladım. Mert'le ilgili ekstra bir parantez açmak ister misiniz? Valla ben daha da iyi oynamasını bekliyordum işin açıkçası. Daha da cesaretli ama baktığınız zaman da rakibe şey vermeyen bir yapısı vardı yani. Pozisyon vermeyen. Ya rakip de bir şey yapmadı. Tam biz de fazla bir şey yapmadı ama onlara yani böyle enteresan bir maç yani ya. Yani enteresan bir maç. Yani var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Encontramos una equipa desesperada. Bugün beklemediğimiz bir rakiple karşılaştık. Porque el estadio so 8 puntos. Sadece 8 puan olan bir rakibe karşı oynadık. Y quiero dar parabéns para nuestros jugadores. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum burada. Porque ellos comprenden mi filosofía. Çünkü benim felsefemi, oyun felsefemi anladılar. No quiero esquecer tamay adeptos, yo quiero dar parabéns para nuestros supporters porque llegó aquí un grande número. Buradan unutmadan geçemeyeceğim. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sayıda taraftar geldi Ankara'ya. Hepsine teşekkür ediyorum burada. Maşele şega kondo ekipa joga futbol. Taraftarın stada gelmesi, deplasmanla takımıyla beraber gelmesinin tek sebebi de var. Güzel futbol oynamaz. Estano jugamos bem. Bu yıl ben inanıyorum ki gerçekten iyi futbol oynuyoruz. Hoje ganhamos sem dúvidas. Bugün kazanmayı hak ettik. Para mí, yo no gosta de ficar con poco, por eso no
Depois primeira parte eu troquei dois defesas e joguei com dois avançados. Ben biraz azla yetinmeyi seven bir insanım. İki bek oyuncusunu çıkarttım. Yerine bir tane forvet oyuncusu monte ettim. Porque eu queria ganhar três pontos. Çünkü üç puanı kazanmak istiyordum. Porque só assim dá confiança para os jogadores para chegar da uma equipa normal uma equipa grande. Futbolcularıma özgüvenler aşılıyorum. Çünkü normal bir takımdan büyük bir takıma gitmenin yolu böyle başlar. İlk önce futbolcularınıza özgüveni aşılarsınız. Ganhamos. Kazandık. Tres puntos muito importante. Çok önemli bir 3 puan kazandık. Fazemos 22 puntos igual com Beşiktaş, que foi campeão ano passado. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş'la aynı puana sahibiz. 22 puanımız var. Eu vou prometer. Ben buradan söz vereceğim. Que próximo jogo com Başakşehir. Gelecek maç Başakşehir'le oynayacağımız. In casa. Evimizde olacak. Vamos fazer tudo. Her şeyi yapacağız kazanmak için. Pa aumentar nivelo de jogo porque vamos encontrar para mim melhor equipa neste momento da Turquia. Oyun seviyemizi de arttıracağız Başakşehir'e karşı. Kaliteli bir futbol izleyecek stada gelenler, televizyonun başındakiler. Çünkü karşımızda gerçekten benim için ligin en iyi top oynayan takımıyla oynayacağız. Başakşehir olacak. Soru. Buyurun. Hocam tebrik ediyoruz. Tadando parabéns. Obrigado. Gollerden sonra ve maç sonunda hocamız protokol tribününe bir takım işaretlerde bulundu. Ne gibi bir mesaj vermek istedi? Pek alışık olduğumuz bir durum değildi. Depois os gols e depois acaba o jogo, você virou o lado do presidente onde que tem tribuna, o privado. Aí você voltou sempre faz alguma coisa aí, mímicas. O que você queria falar? Que mensagem que você quer? Porque a Turquia não é acostumada a isso. Aqui estamos uma família. Burada biz bir aileyiz. Ele está muito perto da equipa. Takım birbirine çok yakın. Financiar. Finansal olarak da başkan her türlü yardımı yapıyor. Kayseri não tem nenhuma problema com Maldonado, nenhum problema com prêmio, com nada. Kayseri Spor'un bugüne kadar Allah'a şükür hiçbir sıkıntısı olmadı. Ne maaşlarla ilgili, ne primlerle ilgili. E isto não é fácil. Bu da kolay değil. Mas eu ajudar eles, porque se vamos ganhar, federação vai pagar. Ben de umutluluğumu başkanla paylaşmak istedim. Federasyondan da gelecek bir birim var. Onun mutluluğu da var. Öyle. Porque ele gosta muito de futebol. Eu falei com ele para chegar no balneário, para ficar com... Conjugadores dele. Maçtan sonra da ona bağırdım. Soyunma odasına çağırdım. Bu mutluluğu oyuncularıyla paylaşması için. Farklı bir mesaj verme gibi bir şey yoktu yani. Porque estos momentos no son muitos. Çünkü bu ambiyans çok güzel bir ambiyans. Soyunma odasındaki ambiyans çok iyi bizim için. Başkanın gelmesi.